Herkese yeniden merhaba. Bu videoda hücre konusuna devam ediyoruz. Bu videoda size hücre zarından madde geçişleri ve hücre karşılaştırmaları konularını anlatacağım. Şimdi hızlıca başlayalım. Şimdi bir önceki videoda hücre zarından zaten bahsetmiştim. Yapısının nasıl olduğunu orada görmüştük. Şimdi burada bu yapısındaki molekülleri de bildiğimize göre burada bir maddeyi, bir hücre zarı nasıl içeri alır ya da nasıl içeri atar? Bunlardan bahsedeceğiz. Ama genel olarak baktığımız zaman hücre zarında genel geçer kurallar vardır. Ki burada sayacağım bu 5 kural üniversite sınavında daha önce soru olarak geldi. Bunlardan bir tanesini şıklara ters yerleştirdiler ve cevap da yanlış olanı soruyordu. Cevap oydu. Şimdi hücre zarından bir molekül geçerken genel kurallarımız var. Genel olarak baktığımızda küçük moleküller büyük moleküllere oranla daha kolay geçiyorlar. Bunun dışında hücre zarından geçen moleküllere baktığımızda bu moleküller nötr olabilir, artı yüklü olabilir ya da eksi yüklü olabilir. İşte nötr olanlar iyonlardan kolay geçiyorlar. İyon dediğimiz nedir? Artılar ve eksiler. Anyonlar eksi, katyonlar artı yüklü iyonlar oluyor ve anyonlar katyonlara göre daha kolay geçiyor. Biliyoruz ki hücre zarının içinde bir fosfolipid tabakası var. Bu fosfolipid tabakası oldukça yüksek bir orana sahip. İşte bu fosfolipid tabakasının içinde çözünen bir madde, çözünmeyen bir maddeye oranla daha kolay geçiyor. Bir de bu fosfolipid tabakasını çözen bir maddede çözemeyen bir maddeye göre daha kolay geçiyor. Bunları örnek verecek olursak, mesela yağda çözünen madde adek, çözülmeyen B ve C vitamini. O zaman bir B vitamini ile bir A vitamininin zardan geçişini karşılaştırırsak A'nın daha kolay geçtiğini görüyoruz. Ya da yağı çözen madde benzen. Yağı çözemeyen madde su. İşte suyla benzenin zardan geçiş hızını kontrol edersek benzenin daha hızlı olduğunu görüyoruz. Şimdi gelelim hücre zarından geçiş yapılırken hangi yöntemler kullanıldığına. Hücre zarından geçiş yapılırken moleküller, tabii ki molekülün çeşidine göre ya da hücrenin durumuna göre farklı yöntemler kullanılır. Bunlar pasif taşıma, aktif taşıma, endositoz ve eksositoz. Eğer ki geçiş yapacak olan molekülümüz küçük bir molekülse pasif ya da aktif taşıma kullanılacak. Büyük bir molekülse de endositoz ya da eksositoz kullanılacak. Küçük molekülden kastettiğimiz, birazdan bahsedeceğim, taşıma proteinlerinin içine sığabilecek boyutta olan moleküllerdir. Büyükler ise sığamayacak kadar büyük olan moleküller olacak. Şimdi pasif taşımanın kuralı moleküllerin çok olduğu yerden az olduğu yere doğru kendi kinetik enerjileriyle geçiş yapmasıdır. Yani burada hücre bir molekülü içeri almak için enerji harcamaz ya da bir molekülü dışarı atmak için de enerji harcamaz. Molekül zaten kendisi girmek ister ya da kendisi çıkmak ister. Burada hücre sadece ona yön gösterir, yol gösterir. Aktif taşımada moleküller az oldukları tarafta çok oldukları tarafa doğru gider. Yani moleküllerimiz aslında her zaman çok olan yerden aza doğru gitmek isterler. Kalabalıktan kaçarlar. Ama biz aktif taşımada bunun tersini yapıyoruz. Bir tarafı daha da azaltıp öbür tarafı daha da kalabalıklaştırıyoruz. Yani molekülün isteğinin dışına çıkıyoruz. O yüzden hücre bunu yaparken enerji harcamak zorunda kalıyor. Bir yerde enerji harcanıyorsa orada zaten kesinlikle enzim molekülü de kullanılmak zorunda olacak. Şimdi pasif taşımaya geri dönecek olursak, molekül geçişe müdahale etmiyor, sadece yol gösteriyor dedik. Eğer ki geçiş yapacak olan molekülümüz fosfolipid tabakasının içinde çözünebiliyor ya da fosfolipid tabakasını çözebiliyorsa o zaman bir kanal proteinine ihtiyacı yoktur. Doğrudan fosfolipidin içinden geçer ve gider. İşte biz buna basit fizyon diyoruz. Yani burada fosfolipid tabakası görev yapar. Burada bir taşıma proteini olmadan molekül içeri girer ya da çıkar. Kolaylaştırılmış difüzyona molekül fosfolipid tabakasının içinde çözülemediği için ya da fosfolipid tabakasını çözemediği için bir kanala, bir yola ihtiyaç duyar. Yani burada da molekül taşıma proteini kullanarak bu işi gerçekleştirir. Osmozda ise geçiş yapan molekül sudur. Yani osmoz aslında kolaylaştırılmış difüzyonun
suya özel halidir. Yani burada da taşıma proteini vardır. Çünkü yağla su birbirini sevmez. Bunlar birbirini sevmediği için su fosfolipid tabakasının içinden geçmiyor. İstisnai olarak geçtiği görülse de genelliyoruz. Geçmiyor ve bir kanal proteini ya da taşıma proteini ihtiyaç duyuyor. Onun içinden içeri giriyor ya da bunun içinden dışarı çıkıyor. Bu şekilde bir kanal proteini vasıtasıyla içeri dışarı giriş çıkışı ayarlanmış oluyor. Buradaki pasif taşıma çeşitleri hiçbirinde enzim kullanımı yoktur. Hiçbirinde enerji kullanımı yoktur. Çünkü burada zorlama bir durum söz konusu değil. Şimdi geldik endositoz ve eksositoz olayına. Endositoz büyük moleküllerin içeri alımıdır. Yani burada alım yapılıyor. Eksositoz ise atımdır. Mesela pasif ve aktif taşımada böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü orada alım atım şeklinde değil. Orada moleküllerin yoğunluğuna göre bir de özelliğine göre işte fosfolipitten mi geçecek, kanal proteinden mi geçecek gibi. Hem özelliğine hem de yoğunluğuna bakarak bir yöntem belirleniyor. Ama endositoz eksositozda ilk olarak şuna bakıyoruz. Molekülü atacak mıyız, alacak mıyız? Alacaksak endositoz, atacaksak eksositoz yapılması gerekiyor. Şimdi diyelim ki molekülü alacağız. Molekül nasıl alınacak? Bu molekül kanal proteinin içinden geçemeyecek büyüklükte. Kocaman. Örnek veriyorum. Kanal proteini bu. Molekülümüz de bu. Şimdi siz bu kocaman şeyi şu delikten içeri sokamazsınız. Dolayısıyla burada artık taşıma proteini söz konusu olamaz. Taşıma proteininden çok daha büyük bir molekülü içeri almaya çalışıyoruz. Eğer içeri almaya çalıştığımız bu molekül katı bir molekülse o zaman bu geçiş yöntemine fagositoz diyorum. Fagositozun özelliği moleküllerin katı olmasıdır. Geçen molekülümüz sıvıysa da buna pinositoz adını diyorum. Katı molekülde yalancı ayak oluşumu vardır. Yani hücre zarı çıkıntı şeklinde yapılar oluşturuyor. Şu mesela. Şurada bir madde var. İki taraf ortada birleşiyor ve bu şu şekilde içeride kalıyor. Bir besin kofulu oluşturuyor ve içeride kalıyor. Pinositozda ise sıvılar zaten nedir? Akışkandır. Hücrenin katı maddeye doğru ilerleyip bir çıkıntı oluşturmasına gerek yoktur. Burada ise çöküntü oluşturulur. Yani sıvının değdiği yerdeki hücre zarı içeri doğru çöker ve bir cep oluşturur ve artık o iyice ilerlediğini yukarıdan kapatır ve içeride kalır. Yani şu şekilde olan bir yapım var. Buradan sıvılar geldi. Sıvının değdiği şu noktada şöyle yapalım. İçeri doğru bir çökme oluştu. Burası birleştirildiğinde besin kofulu şeklinde içeride kalmış oldu. Eksositozda ise sıvı ya da katı ayrımı yapılmadan zardan geçemeyecek boyuttaki bir molekülü dışarı atmaya çalışıyoruz. Ve bunu yaparken de boşaltım kofulu ya da bir salgı kofulu oluşturuyoruz. Eğer ki dışarı atacak molekülün bir atıksa boşaltım kofulu ama bir salgıysa salgı kofulu oluşturuyoruz. Oluşturulan şu koful mesela şurası olsun tekrardan hücre zarıyla kaynaşıyor ve kaynaşma sonucunda içeriğindeki maddeleri dışarı bırakarak dışarıya doğru bir atım gerçekleştirilmiş oluyor. Endositoz ve eksositozda içeri alınan ya da atılan moleküllerin ne tarafta daha çok olduklarının bir önemi yoktur. Yani çok yoğun, az yoğun gibi kavramlardan artık burada bahsetmiyoruz. Şimdi endositoz ve eksositozu zaten çok kolay bir şekilde ayırt edebiliyorsunuz sorularda. Ama basit difüzyon, kolaylaştırılmış difüzyon, ozmoz ve aktif taşıma. Bu dördü birbirine karışıyor. İşte bunları şekil üzerinde size karşılaştırmaya çalışacağım. Şimdi bir molekülümüz var diyelim ki. Şurası hücre dışı ortam. Burası da sitoplazma ortamı. Molekülüm işte ne olsun? Kare, üçgen olsun ya da şu üçgenler olduğunu varsayıyorum. Üç tane olsun. Bir tane de bundan içeride olsun. Bu molekül fosfolipid tabakasının içinde çözünebilen ya da fosfolipid tabakasını çözebilen bir molekül. Örneğin A vitamini. Dolayısıyla molekül dışarıda 3 tane, içeride 1 tane. Ne olacak? Doğrudan fosfolipid tabakasından içeriye doğru alınacak. İçeride 3, dışarıda 1 olsaydı dışarıda çıkabilirdi. Yani her zaman tek taraflı gibi düşünmüyoruz. İşte burada bahsetmiş olduğum bu taşıma
basit difüzyondur. Doğrudan fosfolipid tabakasının içinden geçiş yapacak. Bir molekülümüz daha olsun. Yuvarlak çizelim bunda. Tabii ki. Şöyle yuvarlaklar olsun. Dışarıda iki tane olsun bundan. İçeride dört olsun. Şimdi içeride dört tane, dışarıda iki tane olduğuna göre çoktan aza doğru gidecek bu molekülüm. Ve fosfolipid tabakasına çözünemiyor ya da onu çözemiyor. O zaman ne olacak? Hücre ona bir yol gösterecek ve işini kolaylaştıracak. Kolaylaştırmak için diyecek ki bak diyor burada bir yol var, bir kanal var. Gel sen bunun içinden geç diyecek. Ve moleküller çok oldukları yerden az oldukları yere doğru geçiş yapacaklar. İşte biz buna da kolaylaştırılmış difüzyon diyeceğiz. Yine aynı şekilde içerisi 2 dışarısı 4 olsaydı molekül İçeriye doğru da geçebilir, yani içeri alınabilirdi. Yani burada önemli olan molekülün ne tarafta daha yoğun oldu. Bunların her ikisi difüzyondur. Hiçbir şekilde enerji harcanması, enzim kullanması söz konusu değildir. Tek farklılık birinde kanal proteini ya da taşıma proteini var. Diğerinde ise yok. Bir diğeri de şu. Su moleküllerimiz var. Şöyle damla o gibi böyle çizmeye çalışayım bunu. İki tane içeride olsun. Yani işte damla damla olalı böyle eziyet görmedi ama. Bakıyoruz. 6 tane dışarıda, 2 tane içeride var. Çoğunluk dışarıda. Dolayısıyla su molekülleri içeriye doğru taşıma protein içinden geçerek alınacak. Buradaki moleküllerimiz su olduğu için bu olaya uzmoz diyeceğiz. Yani aslında bunun kolaylaştırılmış difüzyondan bir fark yok. Sadece kolaylaştırılmış difüzyonda molekülümüz su değil. Başka bir şey. Ozmoz da sadece su. Yani suya özel bir isim verilmiş. Suyun kolaylaştırılmış difüzyonla taşınması gibi düşünebiliriz. Ama tabii öyle demeyin. Onun adı ozmoz olacak. Eğer su içeride daha fazlaysa o zaman dışarı çıkardı. Çift taraflı gerçekleşebilir. Bir de şu var. Şu kolaylaşmış difüzyonda kullandığım molekülüm olsun. 2 tane dışarıda. 4 tane de içeride olsun. Aynı molekülde yapılabilir. Onu göstermek için bu şekilde yaptım. Şimdi normalde şu noktada beklediğim şey nedir? İçeride daha fazla olduğu için bunun dışarıya çıkmasını ve eşitlenmesini beklerim. Ama hücre diyor ki benim yuvarlığa ihtiyacım var. Ben onu istiyorum. Dışarıda az olması beni ilgilendirmiyor. Onların hepsi benim olacak diyor. Bu durumda da ne oluyor? O zaman hücre hemen bu taraf az bile olsa taşıma proteini kullanarak zorla bunları içeri alıyor. Tabii bu olay sırasında ATP kullanılıyor, enzim kullanılıyor, taşıma proteini zaten var ve moleküller dışarıda az olmasına rağmen hepsi içeri alınıyor. Dışarı da atılabilirdi. Burada önemli olan kimin ne tarafta az olduğu. İşte bu olaya da aktif taşıma adını veriyoruz. Yani burada neye bakıyorum? Enerji harcanıp harcanmayacağına. Mesela bazen böyle sorular sorulur. İşte bir geçiş şekli görüntüsü verir hücre zarında. Şurası sitoplazma der, burası hücre zarıdır der, burası hücrenin dışıdır der. İşte sonra sorar. İşte bu hangi taşımadır? Neresi hücrenin içidir, neresi dışıdır gibi. Bu tarz şekillerde ATP görüyorsanız o direkt aktif taşıma olduğunu gösterir ve ATP'nin olduğu, bulunduğu tarafta her zaman hücrenin iç tarafı olur. Çünkü ATP hücrenin dışına çıkabilen bir molekül olmadığı için asla dışarıda bulunamayacak. Şimdi gelelim ozmoz olaylarına. Ozmoz olaylarını görebilmemiz için, yani anlayabilmemiz için ilk olarak çözelti çeşitlerine bakmamız lazım. 3 tip çözelti göreceğiz. Hipotonik, hipertonik ve izotonik çözelti. Ancak şöyle bir şey yoktur. Şu hipotonik çözelti. Böyle bir şey yok. Yani tek bir çözeltiye hipotonik, hipertonik, izotonik diyemezsiniz. Bunlar karşılaştırma. Yani bir şey hipotonik diyorsanız bir şeye göre hipotonik olması lazım.
Ya da bir şey hipertonikse bir şeye göre. Yani bir karşılaştırma sonucu. O yüzden en az iki tane çözelti olması lazım ya da iki şey olması lazım. Biri birine göre anlamına gelir. Şimdi üç tane çözelti var burada. Bunların çözülmüş madde yoğunluklarını uyduralım bir şeyler. İşte A çözeltisinin çözülmüş madde yoğunluğu %5 olsun. Bunun içinde sodyum klorür olsun. B çözeltisinin çözülmüş madde yoğunluğu atıyorum %2 olsun. Bunun içinde glikoz olsun. C'ninki de yine aynı şekilde %2 olsun. Bunun içinde de işte amino asit olsun. Şimdi buraya baktığımız zaman A çözeltisi daha fazla madde içeren, %5 daha fazla madde içeriyor. O zaman ben A çözeltisiyle B çözeltisini karşılaştırdığımda A'ya hipertonik diyeceğim. Hiper Latince'de yüksek demektir. Yani madde yoğunluğu yüksek anlamına gelecek. Dolayısıyla hipertonik çözelti demek çözülmüş madde yoğunluğu diğerine göre daha yüksek olan çözeltilere verdiğimiz isimdir. Bu durumda A hiperse yani hipertonikse B'de ne olacak? İşte ona göre daha düşük kaldığı için B'de hipotonik olacak. Hipo da düşük anlamına gelir. Yani madde yoğunluğu diğerine göre daha düşük olan, bu durumda hipotonik çözeltide madde yoğunluğu düşük olan çözeltilere verdiğimiz isim. Bir de izotonik var. Mesela burada B ile C'yi karşılaştırdığımızda ikisinde madde yoğunluğun 2 olduğunu görüyorum. O zaman ben bunlara eşitlik anlamına gelen izotonik diyeceğim. Çünkü izo eşit demektir. Yoğunluğu eşit çözeltilere verdiğimiz isim. İzotonik çözeltilerde önemli olan maddenin yoğunluğunun sayısal olarak değeridir. İçeriğindeki işte bu sodyum klorür mü, magnezyum mu, ne bileyim amino asit mi, glikoz mu ne olduğu önemli değil. Yani bir amino asit biri glikoz olabilir buradaki örnekte yaptığımız gibi. Ama önemli olan ikisinin de %2 olması gerekiyor. Mesela serumlara baktığımız zaman serum üzerine der ki izotonik çözelti. Orada kastettiği izotonik çözelti şu. Bizim hücrelerimiz ile aynı yoğunluğa sahip çözelti anlamına geliyor serum. Ama mesela hipertonik serumlar da satılıyor. %3'lük. Oysa ki bizim vücudumuzdaki hücrelerimizin sıvı oranı %0,09 gibi bir yani %0,9 pardon gibi bir rakam olacak. Ama işte o onun üzerine çıktığında örneğin 3 olduğunda bu bir hipertonik serum olmuş oluyor. Şimdi daha önce üniversite sınavında soruldu. İki izotonik çözelti arasında madde alışverişi olur mu? Örneğin buradaki glikoz ile amino asitten oluşan o B ve C çözeltilerini aynı kaba koyup aralarına da böyle bir zar yerleştirsek aralarında bir madde alışverişi olur mu? Aralarında madde alışverişi olur. Çünkü birinde amino asit var, birinde glikoz var. Amino asitlerin yarısı bu tarafa geçer. Glikozların yarısı diğer tarafa geçer. Ama finalde her iki tarafta hep %2 olarak kalır. Yani izotonik çözeltiler bir araya geldiğinde aralarında madde değiş tokuşu yaparlar. Ama finalde yoğunluklarında bir değişiklik olmaz. Şimdi sorularda çok karşımıza çıkacak olan bazı kavramlar var. Bunlar işte ozmotik basınç, turgor basıncı ve emme kuvveti. Ozmotik basınç dediğimiz basınç bir çözelti içindeki madde yoğunluğunun oluşturduğu basınçtır. Bir çözeltinin içinde bulunan maddeler etrafa bir basınç oluştururlar. Su çekmeyi sağlayan bir basınç. İşte bu çözülmüş maddelerin oluşturduğu basınca ozmotik basınç diyoruz. Madde ne kadar fazlaysa ozmotik basınç da o kadar fazla olur. Turgor basıncı ise bir çözelti içinde bulunan suyun yapmış olduğu basınçtır. Yani içerideki suda ittirmeye çalışır. İşte o ittirmeyle oluşan basınçtan turgor basıncı olacaktır. Bir çözeltideki ozmotik basınç ile turgor basınç arasındaki fark ise bize emme kuvvetini verir. Bunu şu şekilde aklımızda tutabiliriz. Diyelim çok susadık ama işte birinde bir gün boyunca hiç su içmediniz. Diğerinde ise sadece bir saat içmediniz. Şimdi bir saat su içmeyen bir insana su vermek var. Bir de bir gün boyunca hiç su içmeyen bir insana su vermek var. İkisi de o bardaktaki suyu alır içer. Ama bir gün boyunca su içmemiş olan kişi kana kana içer. Daha hızlı içer, daha çabuk içer. İşte bunun sebebi emme kuvveti. Yani uzun bir süre su almamış ya da çok büyük, çok yüksek oranda madde yoğunluğuna sahip çözeltilerin emme kuvvetleri daha yüksektir. Çünkü onlar daha açlar suya, o yüzden daha hızlı bir şekilde suyu alırlar. Şimdi ozmoz olaylarına şimdi başlıyoruz.
Şimdi bir hücremiz var. Bu hücremizi alıyoruz biz, hipertonik bir çözeltiye koyuyoruz. Hipertonik çözelti neydi? Yüksek yoğunlukta. Kime göre? Hücreye göre. Yüksek yoğunlukta olan bir çözelti. Yüksek yoğunluktaki çözeltiye eğer ben hücreyi bırakırsam, hücre madde yoğunluğu daha düşük olduğu için çözeltiden madde alır, çözeltiye de su verir. Yani hücre su kaybederek büzülür. Su seviyesi normalin altına iner. İşte biz bu olaya plazmoliz diyoruz. Hücrenin su kaybederek büzülmesi olayı. Sonra bu büzülmüş olan hücremizi alıyoruz. Bakın normal bir hücre değil. Daha önce plazmolize uğramış hücremizi alıyoruz ve bunu hipotonik bir çözeltiye koyuyoruz. Yani madde yoğunluğu daha düşük olan çözeltiye koyuyoruz. Bu durumda ne oluyor? Hücre bu kez kendisindeki maddeyi çözeltiye verir bir kısmını ve çözeltiden su alır ve eski haline geri döner. O normal olması gereken plazmoliz öncesi haline geri döner. Buna deplazmoliz diyoruz. Deplazmoliz halinde bulunan bir çözeltinin su seviyesi düşük olan değerden normal değere geri gelecektir. Şimdi bununla kalmıyoruz. Normal bir hücreyi alıyoruz. Bu kez hipotonik bir çözeltiye yerleştiriyoruz. Hipotonik çözelti madde yoğunluğu düşük bir çözelti olduğu için hücrenin içine su girmeye başlıyor ve hücre artık böyle tamamen şiş bir hale geliyor. İşte bu tamamen şiş hale de turgor diyoruz. Ancak turgor durumu sadece bitki hücrelerinde gösteriliyor. Çünkü bitki hücrelerinde bulunan hücre çeperi bir yerden sonra içeriye su girmesini engelliyor ve hücreyi tam şiş hale getiriyor ve su seviyesi normalin üzerine çıkıyor. Ama bu fazla su hücreye zarar vermiyor. Eğer bu hücremiz bir hayvan hücresi olursa, yani hayvan hücrelerini hipotonik bir çözeltiye bırakırsak hücrenin içine su girer ve en sonunda hücreyi patlatır. Bunu şöyle örneklendirebilirim. Balonu aldım, şişiriyorum. Şimdi balonun zarında sertlik olmadığı için şişirdim. Kimse bana dur demiyor. En sonunda ne olur? Balon patlar. İşte bu olay otoliz. Yani hücre içine aşırı su girmesi sonucu hücrenin patlamasıdır. Bitki hücrelerinde görülmezken hayvan hücrelerinde otoliz görülecek. Şimdi geldik hücrelerin karşılaştırılmasına. Şimdi ilk olarak prokaryot ve ökaryotların karşılaştırılmasına bakalım. Bir kere bütün hücrelerde hücre zarı olmak zorundadır. O yüzden ikisinin de hücre zarı olacak. Hücre duvarına baktığımızda ise hücre çeperi de diyebilirsiniz, hücre duvarı da. Prokaryotlarda hücre duvarı vardır. İstisnai olarak sadece iki tane prokaryotlu hücre duvarı görülmemiştir. Bu da bakterilerden mikoplazma, arkelerden de termoplazmada hücre duvarı yoktur. Bunun dışındaki tüm prokaryotlarda hücre duvarı bulunur. Ökaryotların ise birçoğunda vardır ama mesela bitki hücrelerinde vardır ama hayvan hücrelerinde yoktur. Yani hücre duvarı bulunabilir ama hepsinde bulunacak diye bir şart yok. Zarlı organele geldiğimiz zaman, bir önceki videoda anlatmıştım. Zarlı organeller ribozom dışında kalan ve sentrozomun da aynı şekilde dışında kalan tüm organellerdir. Prokaryotlarda organel olarak sadece ribozom bulunabilir. O da zaten taşımaz. Ökaryotlarda ise zarlı zarsız bütün organeller bulunacaktır. Prokaryotlarda zaten çekirdek bulunmaz. Çekirdek olmadığı için DNA sitoplazmada bulunacaktır. Ökaryotlarda ise çekirdek var. Çekirdek bulunduğu için sitoplazmada değil çekirdekte bir DNA göreceğiz. Prokaryotların DNA'sı halkasaldır. Yani o sarmal yapının iki ucu birleşir ve bir yuvarlak oluşturur ve prokaryotlarda sadece bir tane kromozom bulunur. Onun çiftleri yoktur. Dolayısıyla en kromozomlu DNA'lardır. Ökaryotlar ise sarmal yapının iki ucu birleşme göstermediği için lineer ya da diğer ismi düz bir yapı gösterir. Ve aynı DNA'nın benzer durumundan birkaç çift olabilir.
Bu nedenle kromozomlar en kromozomlu, iki en kromozomlu ya da üç en kromozomlu hücreler olarak ökaryotlar karşımıza gelebilirler. Hücre sayısına geldiğimizde ise prokaryotlar daima tek hücreli canlılardır. Yani çok hücreli bir prokaryot diye bir canlı tespit edilmedi. Ökaryotlarda ise tek hücreliler de var. Örneğin amip gibi, paramestüm gibi. Çok hücreliler de var. Bitkiler ve hayvanlar gibi. Şimdi ökaryot olan iki hücremizi karşılaştıracağız. Hayvanlar ve bitki karşılaştırması. Hücre duvarı karşılaştırmasına bakarsak hayvanlarda hücre duvarı bulunmazken bitkilerde hücre duvarı bulunacak ve yapısı da selüloz olacaktır. Mantardaki hücre duvarı ise kitin olacak. Sınıflandırma ünitesine geldiğimde mantarlar konusunda bundan da yine bahsedeceğim. Hücre şekline baktığımızda hayvanlarda hücre çeperi bulunmadığı için bir yapı bulunmuyor. Hani net bir şekil yok. O yüzden böyle oval bir görüntü var. Bitkilerde ise hücre çeperindeki o sertlik nedeniyle köşeli bir şekil ortaya çıkacak. Hayvan hücrelerinde sentrozom bulunacak. Bitki hücrelerinde ise sentrozom bulunmayacak. Peki bitki hücrelerinde sentrozom yoksa bitki hücreleri nasıl bölünecek? Zaten tüm bitki hücrelerinde bölünme diye bir yetenek yok. Sadece bölünebilen belirli bir hücre grubu var. Bu hücrelerde sentrozom yok ama sentrozom yapısında bulunan mikrotübül var. Yani hayvan hücrelerinde mikrotübüller bir araya geliyorlar ve bir sentrozom görüntüsünü alıyorlar. Bitki hücrelerinde ise bir araya gelmedikleri için mikrotübül olarak görevlerini yerine getiriyorlar. Hayvan hücrelerinde lizozom organeli bulunurken bitki hücrelerinde bulunmuyor. Bitki hücrelerinde lizozomun görevini kofullar üstlenebiliyor. Hayvan hücrelerinde plastit yok. Yani kloroplast, kromoplast, lökoplast bunlar yok. Çünkü bunlar sadece bitki hücrelerinde bulunan organeller. Kofullara gelirsek hayvan hücrelerinde çok sayıda küçük küçük koful bulunurken bitki hücrelerinde koful sayısı daha azdır ve büyüktür. Hatta birazdan da söyleyeceğim. Başlangıçta koful sayıları çoktur. Sonra zamanla o kofullar birbirleriyle birleşerek sayısı düşer ama boyut olarak büyürler. Hayvan hücrelerinin depo polisakkaridi glikojendir. Yani bunlar glikozun fazlasını glikojen haline getirirler. Bitkiler ise nişasta olarak depolarlar. Hayvan hücrelerinin ki her hayvan hücresinde bulunmaz yapı polisakkaridi yani yapı karbonhidratı kitindir. Bitki hücrelerinde ise selüloz bulunur. Şimdi geldik genç bitki hücresiyle yaşlı bitki hücresine. Genç bitki hücresini çocuk, yaşlı bitki hücresine yaşlı bir insan gibi düşünerek karşılaştırma yapabiliriz. Çekirdeklerine baktığımız zaman genç bitki hücresi küçük bir hücredir. Küçük olduğu için ve yeni oluşmuş bir hücre olduğu için çekirdeği oldukça büyük ve merkezindedir. Yaşlı bitki hücrelerinde ise diğer organellerin ittirmesi sonucu çekirdek zamanla hücreye oranla küçük kalmış ve kenara itilmiş durumdadır. Metabolizmalarına gelecek olursak çocuklar ne yapar? Hızlıdır, hareketlidir. Bunlar da aynı şekilde genç bitki hücreleri hızlı bir metabolik faaliyet gösterirken yaşlı bitki hücreleri oldukça yavaş bir faaliyet gösterir. Genç bitki hücreleri bol metabolizmalı olduğu için sitoplazmaları da oldukça boldur. Ama yaşlı bitki hücrelerine baktığımız zaman sitoplazmasının genç bitki hücresine göre daha az olduğunu görüyoruz. Kofullar genç bitki hücrelerine küçük küçüktür ve zamanla yaşlandıkça bu küçük kofullar birleşir ve büyük koful halini alır. Bu yüzden genç bitki hücrelerinde küçük küçük çok fazla koful var. Yaşlıda ise kofullar kaynaşma gösterdiği için büyüyor, sayıca da düşüyorlar. Hücre duvarı ise gençlerde incedir çünkü daha duvarını kalınlaştıracak kadar yaşamamıştır. Ama yaşlandıkça duvarını kalınlaştırır ve en sonunda kalın bir hücre duvarı olur. Şimdi geldik bilimsel yöntem konusuna. Yani bir bilim insanı bilimsel bir keşif yapacak olursa ya da bir şey üretecek olursa bunu akademik dünyaya nasıl açacak? Yani ben bir şey buldum diyelim ki ben bunu buldum deyip işin içine çıkamıyorum. Burada yapmam gereken bazı kriterler var. Bunları yapmak zorundayım ve bunu yaptıktan sonra ancak doğruysa ben bunu yaptım diyebiliyorum. Şimdi bir bilim insanı ilk olarak etrafını gözlemlemek zorundadır. Şimdi gözlemleme olayı bilimsel yöntemdeki ilk basamaktır. Çünkü bir kişinin bir problem tespit edebilmesi için önce etrafını gözlemesi ve bir yerde bir sıkıntı olduğunu anlaması gerekir. Şimdi önceden şöyle anlatırdık. Önce bir problemi tespit edecek, sonra gözlem yapacak. Ama bunun sıralaması değişti. Önce gözlem yapacak,
ve gözlemleri sonucunda ama bu niye böyle acaba diyecek ve ondan sonra bir problemi tespit edecek. Problemi tespit edebilmesi için etrafını algılaması gerekiyor. Sonra buradaki gözlemler nicel gözlemler de olabilir, nitel gözlemler. Nicel gözlemler ölçüm aracına dayalı olan gözlemlerken nitel tamamen duyu organlarıyla yapmış olduğu gözlemler. Aslında gözlem dediğimiz şey böyle tek bir aşama bir şey değil. Gözlem aslında bilimsel yöntemin bütün basamaklarında her zaman var. Yani tespitten sonra da gözlemleme olayı devam etmek durumunda. Sonra bilim insanı etrafını gözlerken acaba bu niye böyleymiş diyecek ve problemini tespit edecek. Sonra gözlemleri sonucunda bu problemine geçici bir çözüm bulacak ve bu geçici çözüme biz hipotez adını vereceğiz. Hipotez doğru olmak zorunda değil. Herkesin kabul ettiği bir şey olmak zorunda değil. Hipotez şudur. Bence problemin sebebi şudur. Yani bu bence böyle. Doğru olmak zorunda değil. Tamamen subjektif bir şey. Öznel bir durum. Sonra bulduğum bu hipotezime göre dayalı bir tahminde bulunacağım. Diyeceğim ki eğer şöyle şöyle ise böyle böyledir. Yani bence bunun sebebi budur dedikten sonra tahminler yürütmeye başlayacağım. Sonra burası çok önemli. Hipotezimi destekleyebilmek için, hipotezimin doğruluğunu kanıtlayabilmek için bir kontrollü deney yapacağım. Bu deney şöyle bir şey değil. İşte bir tane bardak aldım, içine damlattım, bakalım ne renk olacak. Bu deney olur. Kontrollü deneyde en az iki tane grup bulunur. Birinde her şeyi doğru yaparsın. Öbüründe de bakalım şunu değiştireyim acaba olacak mı dersin. Diyelim ki bitkiler için işte ışık rengini araştırıyorsun. Atıyorum bir tanesine beyaz ışık verirsin, normal ışık. Diğerine de kırmızı ışık verirsin. Bakalım dersin ki kırmızı ışıkta neler olacak. Ya da işte mor ışık verirsin. Bakalım dersin ki morda neler olacak şeklinde. Yani kontrollü deneyde araştırma konum neyse onunla ilgili bir şeyler değiştirerek acaba neler olacak diye bakarım. Kontrollü deneyimin sonucunda hipotezim ve kontrollü deneyimin sonuçları birbirine uyum gösterirse ben çalışmamı akademik dünyaya yayabilirim. Derim ki bakın ben bunları yaptım. Böyle bir hipotez kurdum. Böyle bir deney yaptım. Böyle bir tahminde bulundum. Şunlara ulaştım. Bence bunun sebebi şudur gibisinden bir sonuca varırım. Ve bu sonucumu akademik dünyaya açtıktan sonra benimle aynı çalışmayı yapan insanlardan destek beklerim. Tabii ki bu noktada köstek olan da olacak, destek olan da olacak. Eğer ki yeterli bir destek kazanır, yapmış olduğum çalışmamı genele yayabilirsem, çalışma konuma uygun olarak bu çalışma teori ya da kanun haline getirilir. Hiçbir şey gelmeyebilir. Yani teoride olmayabilir, kanunda olmayabilir. Bu şekilde kontrollü deney aşamasında kalabilir. Teori neye göre, kanun neye göre olacak? Şimdi eğer ki çalışmamın konusu bir doğa olayının işte neden gerçekleştiğini ortaya koymaya çalışıyoruz. Mesela yağmur yağması, bu bir doğa olayıdır. Yağmur neden yağar? Ben bunu açıklamaya çalışmışsam o zaman yani doğa olayı için neden sorusuna cevap veriyorsam o zaman benim çalışmamın sonucu teoridir. Ama doğa olayı nasıl gerçekleşiyor? Yağmur nasıl yağar? Buna cevap veriyorsa çalışma kanun kategorisine girer. Yani eskiden şöyle anlatılırdı işte teoriler %100 olduğunda kanun. Bu yanlış bir bilgi. Bir teori bir kanun haline asla dönüşmez. Çünkü teori başka bir kavramdır. Kanun farklı bir işte başka bir kavramdır. Bunlar başka kavramları açıklarlar. Teorilerde, kanunlarda herkese mutlak bilgi değildir. Yani doğrusu bulunduğunda, yeni bir teknolojik gelişme mesela olduğunda teorilerde, kanunlarda çürütülebilirler. Burada önemli olan şu anki bilgilerle onun doğru olması. Ama ileriki bilgiler bir teori ya da bir kanunun çöpe atılmasına ya da içeriğinde bir şey değiştirilmesine yol açabilir. Şimdi bu anlattıklarım hipotezim ile kontrollü deneyim birbirine uyum gösterdiğinde olacak. Ya göstermezse. Yani kontrol deneyimi yaptım ve deney sonucunda bir baktım ki hipotezim yanlış. Böyle bir durumda hipotez kurma aşamasına geri dönerim. Tekrar bir hipotez kurarım. Hipotezimi değiştiririm. Tekrar bir hipotez kurarım. Bir daha tahminde bulunurum. Bir daha kontrol yaparım. Kontrol deney yaparım. Ne zamana kadar bu iş devam eder? Ne zaman hipotezim ve kontrol deneyim birbiriyle uyuşur? O zamana kadar
devam eder. Bu süreç bu şekilde gitmek zorunda. Şimdi evet arkadaşlar, hücre konusunu bitirdik. Bir de bugünkü videoda da işte anlattıklarımla ilgili sorular çözeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Pasif taşıma çeşitleri ve özellik eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Ozmoz, suyun difüzyonudur. Bu doğru bir bilgidir. Kolaylaştırmış difüzyon taşıma proteinleri görev alır. Evet, kolaylaştırmış difüzyonda taşıma proteini molekülün geçişine kolaylaştırır, bir yol gösterir. Basit difüzyon enzimler görev alır. Asla böyle bir şey olamaz. Enzim aktif taşımada görev alır. Herhangi bir pasif taşıma çeşidinde biz enzim görmeyiz. Bu yüzden cevabımız C. Devam edelim. Ozmoz su molekülleri çift taraflı olarak taşınabilir. Evet, yani ozmoz ile su hem alınabilir hem de atılabilir. Basit difüzyonda ATP kullanılmaz. Bu da doğrudur. İkinci sorudayım. Optimum su seviyesine sahip bir hücre sırasıyla 1, 2 ve 3 ortamlarına konulmuş ve su seviyesi grafikteki şekilde değişmiştir. Buna göre 1, 2 ve 3 ortamlar aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Şimdi birinci ortama bakıyorum. Su seviyesi normalin altına inmiş. Yani ne yapmış? Su kaybederek büzülmüş. O zaman burası plazmolizdir. 2 de normal haline geri gelmiş. Demek ki burası da deplazmoliz. 3'te ise su seviyesi normalin de üzerine çıkmış. Demek ki bu turgon. Şimdi plazmoliz neydi? Bir hücrenin hipertonik bir çözeltiye konularak su kaybederek büzülmesiydi. O zaman bir hipertonik olacak. C, D ve E şıklarını eliyorum. 2'de su seviyesi normal haline geri dönüyordu. Nasıl olurdu bu? Plazmolize uğramış bir hücrenin hipotonik çözeltiye konularak normal haline geri dönmesi deplazmolizdir. O zaman burası hipotonik. 3'te ise turgor. Normal bir hücreyi alıyorum ve hipotoniye koyuyorum ve daha da şişiriyorum. O yüzden cevabımız da bu durumda B olmuş oldu. 3. sorudayım. Deplazmolize uğramış bir hücre ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Bitki hücresidir. Olabilir. Deplazmoliz bitki hücrelerinde görülebilir. Hücre zarı ve çeper arasındaki mesafe azalmıştır. Şimdi deplazmolize ne olur? Hücre su alarak eski haline geri döner. Su alma olayı zarı tekrardan şişirir ve çepere dayandırır. Dolayısıyla aradaki mesafe azalır. Hücrenin su seviyesi normal değerine gelmiştir. Evet, deplazmolizin özelliği bu. Normale geri getir. D. Hipertonik çözeltiçine bırakılmıştır. Hipertonik çözeltiçine bırakılan hücreler büzüşür. Yani plazmolize uğrar. Deplazmoliz değil. O zaman bu kesinlikle yanlış bir ifade. Cevabımız D. E'de bakalım. Hayvan hücresidir. Evet, bu da doğrudur. Bu bir hayvan hücresidir. 4. sorudayım. Aktif taşımayla ilgili verilen ifadelerden hangileri kolaylaştırılmış difüzyon içinde doğrudur? Hücre zarından doğrudan geçebilen küçük moleküller taşınır. Evet, kolaylaştırılmış difüzyon pasif taşımadır. Hem pasif hem aktif taşıma, her ikisinde de küçük moleküller taşınır. ATP kullanımı ortak olmaz. Yani daha doğrusu kolaylaştırılmış difüzyon için doğru olmaz. Çünkü orada enerji kullanımı yoktur. Taşıma proteinleri madde yoğunluğunun tersine. Madde yoğunluğunun ters demek azdan çoka demektir. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama demektir. Oysa ki kolaylaştırılmış difüzyonda çok yoğundan az yoğuna doğru bir geçiş söz konusudur. O zaman bu da doğru olmayacaktır ve cevabımız A olmuş oldu. 5. Bir maddenin taşınması sırasında gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi taşıma şeklinin çeşidini kanıtlar? Koful oluşumu. Bunu gördüğümde derim ki ya bu bir endositoz ya da bir egzositoz. O zaman çeşidi belirleyemedim. Endo mu, ekso mu? Kesin değil. ATP kullanımı. Aktif taşıma olabilir. Endositoz olabilir. Egzositoz olabilir. Yani pasif taşıma hariç hepsinde ATP kullanılabilir. Çift yönlü taşıma. Aktif taşıma da olabilir. Pasif taşıma da olabilir. Çift yönlü. Yani hem alma hem atma. Endo da olmaz. Ekso olmaz. Çünkü endo sadece alma. Ekso sadece atma. Yalancı ayak oluşumu. Bunu gördüğüm anda bu olayın fagositoz olduğunu bilirim. Dolayısıyla da cevabımız D. E'ye bakıyorum. Hücre zarından geçemeyecek madde. O zaman bu da ya endodur ya da ekso olacaktır. 6'dayım. Egzositoz ve endositoz olayları için özelliklerden hangileri ortak değildir? Hücre zar yüzeyinin küçülmesi ortak değildir. Çünkü egzositozda hücrem bu şekilde. Şurada bir maddem var. Bu dışarı atılacak. Dışarı atılacağı zaman şurası
hücre zarı ile kaynaşma yapar. Kaynaşan kısım artık hücre zarına dahil olur ve zar egzositozda büyür. Endositozda ise tam tersini düşüneceğiz. Madde burada kaldı ve burayı birleştirip içeri alacak. Yani endositozda yapı küçülür. Dolayısıyla ortak bir durum yok. ATP kullanımı ortaktır. Çünkü her ikisinde de zarı içeri alırken de atarken de fark etmez. Enzim ve ATP kullanılmak zorundadır. Bu ortaktır. Zardan geçemeyecek boyuttaki moleküllerin taşıması. Eksositoz da büyük moleküldür. Endositoz da büyüktür. O zaman bu da ortaktır. Ortak olmayan da bu durumda A olmuş oldu. 7. sorudayım. İçerisine %10'luk nişasta çözeltisi bulunan bağırsak torba saf su içeren kaba daldırılmış ve bir süre sonra saf su içerisine nişastayı sindiren amilaz enzimi ve iyot damlatılmıştır. Şimdi bir bağırsak torbam var. İçinde %10'luk nişasta var ve bu saf suya bırakılmış. Bir süre sonra saf suyun içine amilaz ve iyot damlatılmış. Buna göre yeterli bir süre beklenince olaylarından hangisi görülmesi beklenir? İyot nişasta ile mavi mor bir renk oluşumu sağlıyor. Amilaz da nişastayı sindiren bir enzimmiş. Onu da paragrafta vermiş. Şimdi nişasta büyük bir molekül. Büyük bir molekül olduğu için şu zardan dışarı çıkamaz. Yani o bağırsağın içinde kalır. Saf suya nişasta geçemez. Ama iyot bir mineraldir. İyot çözeltisi de bir mineral. Dolayısıyla bu iyot ne yapacaktır? Suyun bulunduğu kabın içinden bağırsağın içine girecektir. Bağırsağın içine girince nişastayla ne renk oluşturuyormuş? Mavi mor renk. Bunu boya gibi düşünmeyin. Boya gibi düşündüğünüz zaman bu soruları yanlış yapıyorsunuz. Bu bir boya değil. Işık gibi düşünelim. İyot nişastayı gördüğü anda işte burada der gibi sanki ışık yakıyor. Ve ışık yanınca mavi mor bir renk oluşuyor. Dolayısıyla da ne olacak? Bağırsak torbanın içinde mavi bir renk oluşacak. Aynı zamanda dışarıda saf su, yani dışarının su miktarı çok yüksek. O zaman ne olacak? İçine su da girecek. Bu durumda bağırsak torba şişecek. Çünkü su aldı. Kap içinde mavi mor oluşmayacak, bağırsak içinde mavi mor oluşacak. Kabın içinde mavi morun oluşabilmesi için nişastanın bağırsaktan dışarı çıkabilmesi gerekirdi. Düzenekte glikoz molekülleri rastlanmayacak çünkü nişasta dışarı çıkamıyor. Amilaz da zarın içine giremiyor. Çünkü amilaz bir enzim. Enzimler zardan doğrudan geçiş yapamazlar. Dolayısıyla amilaz içeri giremediği için amilaz nişastayı parçalayamayacak. Bu durumda da bunu da göremiyorum ve cevabımız da A olmuş oldu. 8'deyim. Başlangıç sıvı yükseklikleri eşit olan U borusunun A ve B kolları içerisinde izotonik çözeltiler bulunuyormuş. Bakalım. Bu da %10, bu da %10. Bakın ama biri tuz, biri glikoz. Çözeltiler arasına glikoza geçirgen olmayan zar yerleştirilecek. Yani bu şu demek. Şu glikoz buraya geçemez. B'den A'ya geçemez. Çünkü glikozun geçmesine izin vermiyormuş bu zar. Bir süre beklenirse hangilerin olması beklenir? Şimdi tuzun bir kısmı buraya geçecek. Şimdi tuzun bu tarafa geçmesi, şimdi glikozdan geçemeyeyim. Ama tuz buraya geçince buradaki madde yoğunluğunu çok yükseltecek. Oysa ki bunlar izotonik. İkisinin eşit kalması gerekir. Tuz bu tarafa geçip buradaki madde yoğunluğu artınca dengeleyebilmek amacıyla bir miktar su da bu tarafa geçecek. Çünkü buradaki madde yoğunluğunun artması buranın ozmotik basıncını arttıracak. Buranın ozmotik basıncı artınca B tarafı A'dan su çekecek ve her iki taraf tekrardan %10'da dengelenecek. Bu durumda A kolundaki su seviyesi, yani sıvı seviyesi B koluna düşük olur. Evet, suyun bir kısmı B'ye geçeceği için B seviyesi yükselecek, A düşecek. Yani A'daki B'den düşük olacak. Bu doğru. 2. Çözeltilerin yoğunluğu değişmeyecek çünkü bunlar izotoniktir. Bu bir kuraldır. İki izotonik çözelti arasında yoğunluk değişmez. A kolundan B koluna hem su hem de sodyum klorür geçişi olur. Evet, ikisi birden geçecek. Bu da doğrudur. Cevabımız da E olmuş oldu. 9'a geldi. Ortam ile ozmotik denge halinde olan optimum şartlar altında tutulan bir amipin
bir süre sonra ortamdaki tüm glikoz moleküllerini aldığı tespit edilmiştir. Normalde izotonik olduğu için hepsinin alınmaması lazım. Glikozların bir kısmının dışarıda kalması gerekiyor. Ama hepsini almış. Buna göre amip çözeltisi içinde bulunan glikoz moleküllerinin tamamını aşağıdaki madde taşınım yöntemlerinden hangisiyle almış olabilir? Normalde hepsini alamıyordu. Demek ki amip burada bir şey yapmış. Bir şeylere müdahale etmiş. Glikoz hücre zarından kendiliğin yani doğrudan geçiş yapabilen bir molekül. Ve eğer ben doğrudan geçiş yapabilen bir molekülü içeri zorla alıyorsam ancak bunu aktif taşımayla yapıyorumdur. Bu bir nişasta olsaydı cevabım fagositoz olurdu. Çünkü o zardan geçiş yapamayan bir molekül. Glikoz burada zardan geçiş yapabildiği için hepsini ben ancak aktif taşımayla alırım. 10. soru. Yukarıdaki tabloda bitki, hayvan ve bakteri hücreleri sahip olabildikleri bazı organeller bakımından karşılaştırılmıştır. Buna göre tablodaki numaralandırılmış kısımlara aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir? Bakalım. Bitki hücresinde lizozom var mıdır? Yok. Eksi olması gerekiyor. Lizozom çünkü hayvan hücresinde bulunur. Hayvan hücresinde kloroplast yoktur. Çünkü plastiklerde sadece bitki hücresinde. Bakteri hücresinde ise sentrozom yoktur. Her ne kadar sentrozom zarsız bir organel olsa da sentrozom prokaryotlarda bulunmaz. O zaman eksi 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 hepsi eksi olduğu için cevabımız E olmuş oldu. 11'deyim. İki farklı bitki hücresinin aşağıdaki yapılarından hangisine bakılarak genç ya da yaşlı hücre olduğu kesinlikle belirlenemez. Koful büyüklüğüne bakabilirim. Kofullar küçükse gençtir, büyükse yaşlıdır. Hücre çeper kalınlığına bakabilirim. İnce ise gençtir, kalınsa yaşlıdır. Çekirdek ve organel konumlarına bakarak anlayabilirim. Çekirdek böyle merkezdeyse gençtir. Çekirdek organeller tarafından kenara itildiyse yaşlıdır. Metabolizma hızına bakabilirim. Gençse hızlıdır, yaşlıysa yavaştır. Ama DNA yapısı genç de olsa, yaşlı da olsa fark etmez. Aynıdır. Yani DNA yapısı bitki yaşlandıkça değişebilir bir durum değildir. O yüzden cevabımız B. 12. Bir bilim insanının araştırmasını yaparken problem tespitinden sonra hangisini yapmalıdır? Bilim insanı problemini tespit ettikten sonra hemen hipotez kuracaktır. 13'deyim. Bir bilim insanının yapmış olduğu kontrollü deney sonuçlarının hipotezi desteklemediği görüldüğüne göre bilim insanı ne yapacak? Şimdi bu bilim insanının eğer hipotezi desteklemiyorsa yapacağı tek şey var. O zaman hipotezini değiştirecek. O yüzden yapması gereken şey hipotez değiştirmek olacak. Hangisini özellikle yaptı? Özellikle yaptığı hipotezi değiştirmektir. 14. Bilimsel yöntemle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kontrollü deneyler hipotezi desteklemelidir. Evet, hipotezi desteklemezse zaten hipotez çürür. Teoriler yeterli destek bulduğunda kanun haline alır. Hayır, bu yanlıştır. Çünkü teori ve kanun farklı kavramları açıklar. Doğa olayı neden gerçekleşiyor teori, nasıl gerçekleşiyor kanun. Farklı kavramları açıkladıkları için aralarında hiyerarşik bir ilişki olmaz. Kanunlar yeni bilgiler ışığında çürütülebilir. Evet, özellikle kimyada çürütülen kanunlar var. O yüzden kanunlar mutlak doğru değildir. Nicel gözlemler nitel gözlemlerden daha objektiftir. Şimdi nicel bir ölçüm aracı vardır. Şimdi şöyle bir şey diyemeyiz. Bu kişinin boyu uzun. Tamam ama sana göre uzun. Bana göre kısa olabilir ama bu kişinin boyu 1.85. Şimdi aramızda 1.85'e kısa diyebilecek birinin olduğunu düşünmüyorum. 1.85 boy gayet uzun bir boydur. Dolayısıyla da ölçüm cihazı kullandığımızda sonuçlar bence diyebileceğimiz sonuçlar olmaz. O yüzden de niceller daha objektif sonuçlar ortaya koyacak. Hipotezler gözlem verilerine ters düşünmelidir. Şimdi diyelim ki ben gözlem yaptım. Gözlem sonucu bir şey buldum. Bulduğum şeyi yok sayıp apayrı bir hipotez kuramam. Hipotezimin gözlemlerime uygun olması gerekir. Zaten uygun olmazsa kontrolü deney sonucunun da doğru çıkma imkanı olamayacak. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda artık sınıflandırmaya geçeceğiz. Bu canlının sınıflandırması başlığından başlıyor olacağız. Biliyorsunuz ki burada elimden geldiğince hızlı bir şekilde tekrar yapmaya çalışıyorum. Umarım buraya kadar olan yerde anlattıklarımı anlamış ve beğenmişsinizdir. Çözdüklerimizle alakalı bol soru çözmeyi lütfen unutmuyoruz. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.